Önce küfürler etti, sonra pişmanım dedi. Herkesten özür diledi. Bir dargın, bir barışık yaşadığı ilişki sebebiyle gündemden düşmeyen modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yazdı. Takipçilerinin tepkisinden kurtulamadı. Doya doya moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine canlı yayında küfürler savurdu. Gülşah Saraçoğlu bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınını bastı, küfürler savurdu. Canlı yayını izleyenler neye uğradığını şaşırdı. Ünlülerin modacısı olarak tanınan, son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmada jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu herkesi şok etti. Geçtiğimiz Ekim ayında sevgilisi Gökhan Göz'le üçüncü kez barışan Saraçoğlu yine olaylı bir şekilde ayrıldı. Önceki akşam Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Evinde arkadaşlarıyla eğlendiği anları yayınlayan Göz'ün canlı yayınına Gülşah Saraçoğlu katıldı. Gülşah Saraçoğlu canlı yayında ağzına gelen küfürleri savururken o esnada Göz ve arkadaşları uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti. Gülşah Saraçoğlu'nun mesajları o kadar küfürlüydü ki görenler gözlerine inanamadı ve TV8'de jüri olan modacıya eleştiri yağdı. Hatta bazı takipçiler küfürlü paylaşımları sebebiyle diskalifiye olan Uğur'u hatırlatarak ünlü modacının da işine son verilmesini istedi. İşte o mesajlardan bazıları. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Öz. Yanımdaki o nokta nokta nokta. Devam et köpek. Arsız. Sosyal medyada eski sevgilisini rezil eden Saraçoğlu, daha sonra da kendisi bir canlı yayın açarak konu hakkında konuştu. Yazdıklarından pişman olmayan ünlü modacı, canlı yayına girip aldım, yürüdüm, gittim. İstediğimi saydım, sövdüm. Yine olsa yine yapardım. Lafı nasıl gediğine koyuyorum, bazen bazı insanlar hak ediyor ifadelerini kullandı. Kısa sürede gündem olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından hikaye kısmından yeni bir açıklama yaparak şunları yazdı. Bu açıklamayı yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Maalesef ki sizlerle paylaşamayacağım özel bir durum oluştu. Kadına şiddetin başka türünü yaşamış bulunmaktayım psikolojik olarak. Sıkıntı şu ki ağır tahrik sonucu hem bana yakışmayan hem de sevenlerimi üzen bir durum içerisinde buldum kendimi. Bu krizi yönetemedim. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim. Öte yandan Saraçoğlu geçtiğimiz yılda eski sevgilisi Gökhan Öz'le birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti.